Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Enkin evet, çok teşekkürler, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Siz zaten belirttiniz, yaklaşık 2 saatten daha az bir zaman kaldı bu FI'ye verilecek listeler için. Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. O simen hamlesi geldi, çok kritik bir hamleydi, dünya çapında yankı uyandıran bir transfer oldu. Ama Galatasaray'ın hali hazırda ihtiyaç duyduğu bazı bölgeler var. Orta sahanın merkezine hala bir ihtiyaç var. Yine aynı şekilde kanatlara bir takviye yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda belki de transferin son gününde Avrupa'ya verilecek listelerin son gününde en hareketli transfer dönemi geçiren takım Galatasaray diyebiliriz. En azından gündem çok yoğun. Adrian Rabio Galatasaray'da gündemin ilk sıralarında yer alan oyuncuların başında geliyordu. Orta sahada çok önemli bir takviye olacaktır. Avrupa maçları öncesinde gerçekten Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir oyuncuydu ve serbest statüde yer alıyor Rabio. Görüşmeler devam ediyordu ama yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce yönetimle konuştuğumda bu UEFA listesine yetişmeyeceğini belirttiler. 13 Eylül'e kadar Türkiye'de transfer dönemi devam edecek yaz transfer dönemi. Belki sonrası için bir Rabio hamlesi gelebilir ama bu da çok mantıklı olmayacak gibi geldi. Çünkü çok ciddi bir e, maliyeti olan bir futbolcu Avrupa'da oynatamazsanız eğer yalnızca ligde ve Türkiye Kupası'nda oynatmak için Rabio'yu alır mısınız? Bu da yönetimin kendi tasarrufu olacak tabii ki. Ama e, kalan iki saatte bir Rabio hamlesi olmayacak gibi duruyor. Bunu söyleyelim. Kanat bölgesindeki hamlelere bakacak olursak orada bir Filip Kostic e, ismi zaman zaman gündeme gelmişti. Ben e, oyuncu tarafına çok yakın birisiyle konuştum. Bana çok net ifadeler kullandı. %99 Anlaştık artık transfer çok yakın şeklinde ama yönetim bu transferi doğrulamıyor. Hatta ilginin bile olmadığını söyleyen bazı yöneticiler oldu. Bu konuda şu anda çok net ifadeler kullanmaktan kaçınıyorum ama oyuncu tarafından gelen bu net ifade beni biraz açıkçası düşündürdü. Bir sakatlık geçmişi var oyuncunun hali hazırda da devam eden bir sakatlığı var. Bu anlamda biraz temkinli hareket ediliyor da olabilir. O yüzden biz de bu şekilde devam edelim. Kalan iki saatte yine yönetimden bir teyit gelirse konuyla ilgili, başka isimlerle ilgili gelişmeler olursa onları da aktarırım tabii ki. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Hedef Otavio Galatasaray, Victor Osime'nin ardından çarpıcı bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Al Nasser'dan ayrılması gündemde olan Otavio'yu kiralamak isteyen Cimbom, bu transferi bitirmek için gün boyunca yoğun çaba harcadı. Hem Suudi Arabistan kulübüyle hem de yıldız futbolcuyla yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerledi. Aslan'ın Otavio harekatı, Osimhen'le coşan sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını doruğa çıkardı. Transfer Avrupa listesine yetişemese de Galatasaray'ın girişimlerini sürdüreceği ifade edildi. Yabancı kontenjanında boşluk yaratmak isteyen Al Nassr'da Otavio, takımdan ayrılması en muhtemel oyunculardan birisi konumunda. Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 44 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Portekizli yıldız, bu maçlarda 11 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'dan kanatlara veda. Galatasaray bu yaz kanat oyuncularına veda etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya imza attı. Galatasaray, milli oyuncunun transferinden 12 milyon euro bonservis kazanacak. Benfica ayrıca sonraki satışın karından %10 pay Galatasaray'a ödeyecek. Galatasaray'da takıma veda eden bir diğer kanat oyuncusu Wilfried Zaha oldu. Fildişili yıldız Lyon'a kiralık olarak transfer oldu. Lyon, Zaha'nın kiralık transferi için Galatasaray'a 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray'da kanat oyuncularından biri olan Tete de Yunanistan'ın yolunu tuttu. Brezilyalı Yıldız, Panathinaikos'a imza attı. Galatasaray, Tete'nin transferinden 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli kazanacak. Galatasaray'da ayrıca geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo yine takımdan ayrıldı. İtalyan yıldız ülkesinin takımlarından Atalanta'ya imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya transfer oldu. Atalanta, bu transfer için Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon euro ödeyecek. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda Galatasaray'a 15 milyon euro daha ödeyecek. Galatasaray'da takımdan ayrılması muhtemel bir diğer isim Hakim Ziyech. 31 yaşındaki yıldız futbolcu özellikle Katar takımlarıyla temaslarda bulunuyor. Galatasaray'da bu isimlerin takımdan ayrılmasının ardından kanat bölgesinde takımda kalan isimler Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün oldu. Sarı Kırmızılılarda ayrıca Yusuf Demir de sağ kanatta forma giyebiliyor. Galatasaray'da kanat rotasyonunda yaşanan bu gelişmeler ve Victor Ozimhen transferiyle birlikte sistem değişikliği gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu gelişmeler sonrası sistemde değişikliğe gitmesi ve 3-5-2'ye dönmesi bekleniyor. Galatasaray'da Oliveira tepkisi. Galatasaray'da sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen ve kadroda yer almayan Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların ödediği fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. 31 yaşındaki futbolcu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a transfer olurken Galatasaray Sergio Oliveira'nın sözleşmesini 5.8 milyon euro karşılığında feshetti. Galatasaray Oliveira'ya verilecek sözleşme fesih bedelini 3 yıla yayılan taksitler halinde ödeyecek. Galatasaray forması altında 58 maçta süre bulan Oliveira 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Galatasaray, Kostiç'i ikna edemedi. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euroya satan Galatasaray, kanat transferi için Juventus'tan Filip Kostiç'e yöneldi. İtalyan deviyle anlaşan Galatasaray, Kostiç'i ikna edemedi. Kostiç'in transferi bu nedenle UEFA kadrosuna yetişmedi. Torino devindeki sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Kostiç, Juventus'ta 87 maçta 3 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Dursun Özbek döneminde satıyor. Galatasaray 2022'de yeniden başkanlık görevine gelen Dursun Özbek yönetiminde yaptığı transferler kadar satışlarla da dikkat çekiyor. Galatasaray 2022 yazında Brezilyalı savunma oyuncusu Marcooyu bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya gönderdi. İspanyol ekibi Galatasaray'a ayrıca Marcoo'nun sonraki satışından %10 pay ödeyecek. Galatasaray'da Satışlar 2023 yazında da devam etti. Mısırlı golcü Mustafa Muhammed kiralık döneminin ardından Nantes'a 5 milyon 750 bin euro karşılığında transfer oldu. Galatasaray'da ayrıca Nicolo Zaniolo 5 milyon euro bedelle Aston Villa'ya kiralandı. Sarı Kırmızılılarda orta saha oyuncusu Frederic Mitjo ise aynı dönemde 3 milyon euro bonservisle Pendik Spor'a transfer oldu. Galatasaray'da devre arasında ise tarihi bir satış gerçekleşti. Sarı kırmızılı takımın Fransız sağ beki Saçaboye 30 artı 5 milyon euro bonuslar karşılığında Bayern Münih'in yolunu tuttu. Galatasaray'da Saçaboye ile aynı dönemde Cedric Bakambu da 5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Betis'in yolunu tuttu. Galatasaray'da 2024 yazında ise satışı en çok dikkat çeken isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli Yıldız 12 milyon euro ve sonraki transferinden %10 karla Benfica'ya imza attı.